Eşimiz hangi gruba giriyor? Biz hangi gruba giriyoruz? Çocuğumuz hangi gruba giriyor? Bunları öğreneceğiz bu. Ve de gider gitmez uygulayacaksınız. Hemen. Hemen. Hatta bazen izliyorlar bizim seminerleri. Sonra diyorlar ki hocam 10 yıldır eşimi tanıyamamışım. Bunu yapıyordu bana. Ben anlamıyordum. Ha, bugün anlayacağız. Çocuğumla bir türlü iletişim kuramıyordum. Bugün öğreneceğiz niye kuramadığımızı. Eşim şöyle bir davranış yapıyordu, çok sinirleniyordum. Artık sinirlenmeyeceksiniz. Çünkü o hep yapacak onu. Öğreneceğiz çünkü. O zaman demek ki 4 farklı grubun hangi tür kişilik davranışları olduğunu, neler yaptıklarını göreceğiz. Ve de öğrendikten sonra göreceksiniz, o zaman hakikaten karşınızdaki insanlar size benzemiyor. Eğer bakın 4 tane farklı grup var dediysek, size benzeyen insanları anlayabilirsiniz. Onlar sizin grubunuzdur çünkü. Başarı şansınız kaç? %25. Peki ya %75 ne oluyor? Sizin dışınızda kalan grup, onların değerlerini, onların düşünce biçimlerini anlamadığınız takdirde onlarla iletişim kurma şansınız yok. O zaman demek ki 4 farklı kişilik türünü çok iyi anlamamız lazım. Eşimizle daha iyi ilişki kurmak için, çocuklarımızla daha iyi iletişim kurmak için, iş yerinde daha başarılı olmak için, iyi bir lider olmak için, sosyal hayatta daha iyi bir iletişime sahip olmak için bunlar çok önemli bilgiler. Peki neler bu 4 farklı kişilik türü? Ben bunları renklerle anlatıyorum. Ama bunlar demektir hani renkler bir sembol. Mesela kırmızı nasıl bir kişilik türüdür? Ben kafama koyarım, yaparım. Sabahlaman lazım, sabahlarım. Ankara'ya gitmen lazım, giderim. Başbakanla görüşmen lazım, görüşürüm. Şimdi aramızda böyle arkadaşlar varsa bilsinler ki kırmızı onlarda baskın bir kişilik türü. Var değil mi aramızda? Kafama koyarım, yaparım. Yani şimdi kırmızı, bu birinci tür. Bunun zıt olan grup hangisi? Şimdi çapraz gruplar var böyle zıt, birbirini zıttı. Yeşil, barışçıl, sevecen, mülayim. Şeker gibi. Yani bayılırsınız onlarla olmaktan. İnsan sevgisi dolu. Böyle sarılacağınız gelir. Hayır diyemez. İnsanları kırmak istemez. Kimseyle problem istemez. Yeşil grup. Yeşiller de var aramızda. Görüyorum. Zaten beden dillerinden anlıyorum yeşilleri. Kırmızıları da anlıyorum tabii. Kırmızıları en çok nereden anlarsınız biliyor musunuz? Yürüyüşlerinden anlarsınız. Yürüyüşleri nasıldır kırmızıların? Şöyle. Koşar gibi gider. 24 saate bir sürü iş sıkıştırır. Hep koşar. Durmak yok. Peki yeşilleri de yürüyüşünden anlayabilir misiniz? Anlayabilirsiniz. Deprem olsa bile yürüyüşlerinde bir değişiklik olmaz yeşilleri. Relax bir havaları vardır. Kırmızıları çıldırtan da budur zaten. Peki 1 ve 2 anladık. Kırmızılar ve yeşiller. Yavaş yavaş oturuyor dengeler. Herkes yavaş yavaş anlayacak. Seminer bittiğinde herkes anlayacak rengini. Eşinin rengini. 3 ve 4. Mavi ve sarı. Şimdi 3 ve 4'e gelelim. Maviler. Düzen, tertip, plan, program. Her yer düzenli olacak. Bütün çekmeceler düzgün olacak. Evden çıkmadan ev düzenlenecek. Asla bulaşık bırakılmayacak. İşte maviler. Giyimine kuşamına çok dikkat edecek. Ve onun zıttı olan grup da sarılar. Bir masada kahkahalarla gülen birileri varsa kesin bir sarı vardır orada. Hayata böyle gülerek bakan insanlar. Çok neşeli insanlar. Ama o kadar da dağınık. Allah. Çalıştıkları masayı görseniz dersiniz ki burada aradığını nasıl buluyor? Arar ve bulur. Gerçekten arar ve bulur. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Maalesef sarı grubundanım. Bu 4 grubun hepsinden bizde var. Yanlış anlaşılmasın. Hepsinden bir parça var. Hepsinin toplamı. Ama baskın olan birisi vardır ya da baskın olan ikisi vardır.